Defalar getirdiniz. Bu tür organizasyonlarındaki amacımız medeniyet ve kültürümüzün maddi manevi temellerine sahip çıkarak gelecek nesillere aktarmaktır. Çünkü bu gibi değerleri yaşatmak bizim vazifemizdir. Bugün her meydanında güreş tutacak pehlivanlarımız bazen yeneceksiniz, bazen yenileceksiniz. Ancak şunu biliniz ki hepiniz birer şampiyon, hepiniz birer pehlivan olarak yüce milletimize gurur kazandırmış olacaksınız. Bugün buraya gelen tüm güreş severlerimiz, atasporumuz yağlı güreşlerde geleneğimizin yaşatılmasına ve geleceğe taşınmasına büyük katkı sağlıyorsunuz. Bu nedenle sizleri bu rakıda görmekten memnuniyetimi ifade etmek istedim. Bizim her zaman yanımızda olup ilçemize katkı sunan İçişleri Bakan Yardımcısı Sayın Mehmet Ersoy'a, Sinop Valimiz Sayın Erol Karaömeroğlu'na, Sinop Milletvekili Sayın Doktor Nazım Mavşe, AK Parti Sinop İl Başkanı Sayın Uğur Giresun'a, kardeş belediyemiz Kağıthane Belediye Başkanı Sayın Mevlüt Öztekin ve Hüseyin Koç'a, Zeytinburnu Belediye Başkanı Sayın Ömer Arısoy ve Mehmet Çakır'a ve bugünkü güreşlerimizde bize sponsor olup katkı ve destek sunan tüm sponsorlarımıza teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz, iyi seyirler diliyoruz. Sağ olun, var olun. Bu güzel konuşmasından dolayı lütfen belediye başkanımız Sayın Erdoğan Hoca'ya teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz efendim. Değerli güreş severler, sevgili Dikmenliler, şimdi de konuşmasını yapmak üzere Nur Kılıç Hanımefendi'yi alkışlarla kürsüye davet ediyoruz. Buyurun Sayın Kaymakamım. Öncelikle herkesin geçmiş Kurban Bayramı'nı kutluyorum. Ve geçen gün 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü de kutlarım. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün Dikmen için tarihi günlerden birini yaşıyoruz. Bu festivalde emeği büyük olan başta Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar olmak üzere katılımcılara, katkı sağlayanlara, gönül birliği eden herkese şükranlarımı sunuyorum. Güreş organizasyonunun... Teşekkür ederim. Güreş organizasyonunun yapıldığı bugün de ilçemize gelen misafirlerimize ve Dikmenli hemşehrilerimize hoş geldiniz diyorum. Yağlı güreş geleneksel bir Türk sporudur. Türklerin milattan önce 4. yüzyıldan beri güreş yaptıkları bilinmektedir. İlkbahar aylarında doğanın canlanışı için yapılan kutlamalarda, evlenme merasimlerinde, zafer şölenlerinde hep güreş müsabakaları yapılırdı. Edirne Sarayı içinde yapılan 661 yıllık geçmişe sahip 40 biner yağlı güreşleri bu sporun Türk kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteriyor. Bir şehri ve medeniyeti, milleti olgunlaştıran en önemli şey geleneklerine sahip çıkmasıdır. 55.'si düzenlenen yağlı güreşleri, sırık kebabı ve kültür festivali vesilesiyle toplandığımız bugün gibi geleneklerimize sahip çıkarak birlik, beraberliğimiz ve kardeşliğimizin daim olmasını temenni ediyoruz. Bu kültürün yaşatılmasına vesile olan herkese teşekkür ediyorum. 661. Edirne Kırkpınar Yağlı Güreşlerinde baş pehlivanlık yarışında ikinci olarak Sinop'ta hemşehrilerimizi gururlandıran Mustafa Taş'ı da tebrik olacak ediyorum. Kendisi de ilerleyen vakitlerde aramızda olacaktır. Her meydanında mücadele eden tüm güreşçilerimizi kutluyor ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet. Bu güzel konuşmasından dolayı Dikmen Kaymakamımız Sayın Gezden Nur Kılıç Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Değerli güreşseverler, şimdi her meydanına pehlivan salıp tekrardan devam edeceğiz. Söz cazgırlarımızda. Evet, evet, evet. Saygıdeğer misafirler, değerli konuklar. Şu anda 55.'si düzenlenen Dikmen Yağlı Pehlivan Güreşleri er meydanımıza
sağanak yağmuru gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin ünlü pehlivanları yağmaya devam ediyor. Şu anda Er Meydanımıza tarihi kırklıkların genç ve iddialı baş pehlivanlarından Aslı, Nesli, Manisa, Turgutlu'dan baş pehlivan Menderes Saltık şu anda Er Meydanımızda. Köşkuyla alkışlıyor, hoş geldin diyoruz. Anasını ver, ben gidiyorum. Cipcan'ın ana sponsoru aramızda. Necmi hocam, Necmi hocam, iki dakika, iki dakika, iki dakika, Ömer abi. Toz koparan ayağa kalkın, toz koparan boylar. Toz evet. Koparan pehlivanları kalk ayağa. Ana sponsorumuz Ramazan Duman. Sanatçımızın sponsoru Necip Can'ın. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Er Meydanı'ndaki yerlerinizi alınız. Evet. Baş pehlivanlarımız sizler de kısmetlerinizi giyip kurallarınızı çekmek üzere. Saat 16.00'da Er Meydanı'nda hazır olunuz. Gebze'nin Sesi, Haber Gazetesi, Fatih Uysal aramızda. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Bugünkü bu güzel etkinliği çekip haber yapıp yayınlayacak. Şimdiden teşekkür ediyoruz. Bugünkü bu etkinliğimiz sabah akşamı saat 19'da Mavru Kale'den film ekranlarına yayınlanacaktır. Güneş severlerin saygıyla doyurulur. Evet, sevgili seyirciler, değerli misafirlerimiz. Görmüş olduğunuz gibi pehlivanlar, Dikmen Er Meydan önümüze bir nefes kadar yakın. Allah Allah illallah Muhammedur Resulullah. Bugünün küçük, yarının baş pehlivan adaylarına hep birlikte alkışlar veriyoruz maşallah. Allah esmerden versin. Valimizle birlikte Kaymakamımız Feyzan Nur Kılıç sizleri selamlıyorlar. Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar, Vali Bey'imizle birlikte tribünlerde bulunan tüm halkımızı saygıyla, sevgiyle selamlıyorlar. İl Başkanımız Sayın alkışlarımızı. Evet, bir alkış alalım. O bizleri yalnız bırakmayan, hiçbir etkinliğimizde yalnız bırakmayan Sayın Valimiz. Hoş geldiler, sefalar getirdiler. Sinemamızın çalışkan, başarılı, emekten mahisi. Siz olmasanız ne olurdu, hiç olurdu bizim halimiz. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Sayın Sinop valimiz, Erdem Erdem Erdem. İl başkanımız, Kıram Kıras. İlçe kaymakamımız, Ezan Kılıç. Belediye başkanımız, Sayın Adnan Acar. Oğlu Bey bize bir müjdeyi selamlıyorlar. Alkışlar mıyız biz orada? Ellerimiz yaslanmasın. En kötü bütün yalakları sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Başkanımız, değerli hemşerimiz Rüstem Tursuz. Evet. Başkanımız. Başkanımız. Başkanımız.
Hayırlar gelin inşallah Muhammed Resulullah. Bu şiitlere alkışlar edelim maşallah. Allah devam etsin. Çok acele her meydanda çevrelerimizi alır. Taş pehlivanlar, koç çiftler, kurallarımızı çekmek üzere. Antalya Kemer Belediye Başkanımız Avukat Semih Necati Topaloğlu evladına güreş yapıyor. Gürkan Parçı pehlivanlar diyor. Küçük orta, küçük boy galipleri, çok acele her meydanlar. Allah derman versin Erkan. Allah Allah, illallah, Muhammedun Resulullah, yiğit Türk aslanlarına alkışlarla değelim maşallah. Allah derman versin. Evet, Mustafa Şüveli. Mustafa Şüveli çok acele her efendim, baş pehlivanlarımızın kurası acı arkasına geldi. Çekilecek. Araba şampiyonumuz Rıza Yıldırım kurasını çekiyor. Evet, büyükler Avrupa şampiyonu milli güreşçimiz Rıza Yıldırım. Bir numara. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek adına güreş yapıyor. Menderes Saltık geliyor. Menderes Saltık 2 numara. Köy Belediye Başkanı Köy Belediyesi'nin pehlivanı her meydanlarının usta baş pehlivanlarından Ahmet Serbest geliyor. Ahmet Serbest 3 numara. Ve yine er meydanlarının ustabaş pehlivanlarından Balıkesir Bandırmalı Hasan Zeybek geliyor. Evet. Gel buraya doğru. Gel. 5 numara Hasan Zeybek. Evet. Değerli protokolümüzle beraber baş pehlivanlarımız şöyle bir hatıra fotoğrafı için gelsinler baş pehlivanlarımız. Protokolümüzün değerli mensuplarına teşekkür ediyoruz baş pehlivanlarımıza. Bekliyoruz. Başarılar diliyoruz. Bayrağımız alalım efendim. Hocam arasında bir bayrak turumuz olacak. Biraz daha geri açılalım o zaman. Biraz kaldırılma. Evet, arabası. Arka gözükmüyor. Biraz kaldı. Değerli basın mensuplarımız. Son karelerimizi alalım. Değerli protokol mensuplarımıza teşekkür ediyoruz. Baş pehlivanlarımıza başarılar diliyoruz. Köy meydanına baş pehlivanımızın yanına davet ediyoruz. Geniş aldın mı? Değerli protokolümüzü buraya davet ediyoruz. Senin destanını yazacağım. Sana benim gözümle bakmayanın mezarını kazacağım. Seni selamlamadan uçak kuşan hüvasını bozacağım. Kalkalandığın yerde ne korku ne çeter. Gelecek de bana da yer ver. Sabah olmasın, günler doğmasın ne çıkar. Yılma, ay yıldızlı ışığın yeter. Savaş bizi karlı dağlara götürdüğü gün kızıllarında ısındık. Dağlardan çöllere düşürdüğü gün gölgene sığındık. Ey süzgün rüzgarlarla dalgalı, savaşın kartalı, barışın güvercini. Yüksek yerlerde sen çiçeğim, senin gölgende doğdum. Sevgili Sinoplular, sevgili hemşehrilerim, değerli güreşseverler, saygıdeğer protokolümüz şu anda bizlere canlı yayına
İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu bağlanıyor. Alkışlarla hoş geldiniz diyoruz Sayın Bakanım. Şeref verdiniz Sayın Bakanım. İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu canlı yayında İkmen Er Meydanı'nda. Hocam az kapatmayın. Buyurun efendim. Mikrofon açın. Ses açalım efendim. Köy yöneticilerin sunarından oradaki tüm güreşsever dostlarımıza, tüm hemşehrilerimize hem geçmiş bayramlarınızı tebrik ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hem de bu güreşlerde hem müsabaka yapan güreşçilerimizi hem de kıymetli güreşseverlerimize hürmetlerimi, saygılarımı ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve muhabbetle selamlıyorum. Eyvallah! Alkışlıyoruz Sayın Bakanımız! Bundan önce bu mekana gelmeyecekti. Bir dakika. Sayın Bakanımı ben burada anons ettim. Bizlere onur etti, gurur verdi yıllar önceydi kendisine. Bu defa da katılımlarından dolayı çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar Sayın Bakanımız. Burada bir yerdeyim ben de Kırıkkale'de. Arkadaşlarımızla trafik denetimindeyiz. Yıllar önce Dikmen'deki güreşe katıldığımızı evet. Ve hakikaten hala o güreşin asaletinin zihnimizde olduğunu ifade etmiştim. Şimdi de görünmüşler de aranızda olmak ama çok inanıyorum bugün güreşinde hem asaleti hem centilmenliği hem de sonuçları hem Dikmen'e yakışır hem de Karadeniz'in kıtbıdanına yakışır bir şekilde gerçekleşecektir. Bu arada son senelerde de bir köprümüz orada yıkıldı. Sayın Valimizle söyledim. İnşallah onu da bir özel idaretin üzerinden hemen yapıp çıkacağız. Bu arada Dikmen'in beklediği bu haberi Dikmen'le hemşerilerimize paylaşmak istiyorum. Evet. Evet saygılar misafirler, değerli konuklar. Türkiye Cumhuriyetimizin önde gelen ismi değerli Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en değerli yol arkadaşı, dava arkadaşı, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu Beyefendi'ye buradan Dikmen Er Meydanı'ndan kucak dolusu sevgilerimizi, selamlarımızı gönderiyoruz. Efendim, yürüdüğünüz yolda Türk milleti her zaman, her daim arkanızdadır. Bunu biliniz. Sevgiler, saygılar. Sağ olun, var olun. Teşekkürler efendim. Bugün 55.sini gerçekleştirdiğimiz Dikmen Yağlı Güneşlerinde sizlerle beraber olmaktan sonsuz mutluluk duyuyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle, en kalbi duygularından selamlıyorum. Kıymetli güreşsever hemşehrilerim, güreş sporu milli birliğimizin, milli şuurumuzun ve milli duruşumuzun dünyaya naksalmış en önemli örneklerindendir. Güreş sporu Türk ulusunun karakterini, gücünü, adaletini ortaya koyan ve tüm dünyaya Türk'ü anlatan bir spor dalıdır. Pehlivanlar güreşe başlamadan önce yaptıkları peşlevin başlangıcında diz çöküp sağ elini toprağa dokundurduktan sonra üç defa dizine, ağzına ve başına götürürler. Sadece peşlerindeki bu hareket bile ey pehlivan, gücünle, ustalığınla mağrur olma. Topraktan geldin, yine toprak olacaksın. Güç, kuvvet, Yüce Mevla'nın bir emanetidir manasındadır. İşte bu nedenle güreşin her ögesini en ince ayrıntısına kadar bilmeli, bu ata sporumuzun kuru kuruya bir spor olmadığını tüm cihana anlatmalıyız. Bugün burada gerçekleştirilen Dikmen Yağlı Güreşleri de tarihimizin, geleneklerimizin bugüne yansımasıdır. Bu tür güreş organizasyonları toplumsal birlik ve beraberlik bilincini oluşturarak bu geleneğin yaşatılmasına ve gelecek kuşaklara taşınmasına büyük katkı sağlamaktadır. Sinop'umuzda da Karadeniz'in Kırkpınarı olarak anılan Dikmen Yağlı Güreşleri gibi birçok güreş organizasyonlarını sıkça görmek bizleri gelecek adına ziyadesiyle mutlu etmektedir.
bu duygu ve düşüncelerle geleneksel yağlı güreşlerimizin yaşamasında büyük katkıları olan Biktan Belediye Başkanımız Adnan Acar'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Er meydanında çıkan ve çıkacak olan tüm pehlivanlarımıza güç kuvvet diliyor. 55.sini düzenlediğimiz Dikme Yağlı Güreş'te Sırık Kebabı Festivali'nin hayırlara vesile olmasını, birliğimizin, beraberliğimizin ilelebet daim olmasını Yüce Allah'tan niyaz ediyor. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sayın Valimiz, Sinop Valimiz, Türkiye'nin farklı bölgelerinde 10 tane civarında organizasyon var. Bu organizasyonların içinde 3 tanesi çok büyük çapta organizasyon. Bir tanesi Antalya'da. Orada var. Fakat bugün Dikmen için 300 civarında pehlivan Dikmen Yağlı Pehlivan Güreşlerine katıldı. Tabii bugünün en önemli ismi, bugünün gerçekleşmesindeki en önemli isim Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar ve bir de güreşlerimizin organizatörü pehlivan hocası Mustafa Yiğit hocamdır. Ben sizlerden bu güzel organizasyonu siz saygıdeğer misafirlerimiz için düzenleyen Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar Bey'e ve ekibine ve yine güreşlerimizin organizatörü Mustafa Yiğit hocama, Adil Yiğit hocama şöyle coşkulu bir alkış istiyorum, alkış. Sizlerden gelen bu güzel alkışlardan sonra inşallah güreşlerimizin çıtasını bir dahaki seneye burada Belediye Başkanımız Sayın Adnan Acar Bey'in ve yönetiminin iki katına çıkaracağını düşünüyoruz. Evet Sayın Başkanım da bu mesajı almıştır. İnşallah burada atasporumuz, yağlı pehlivan güreşlerimiz bizler var olduğumuz sürece yaşayacaktır. Sizlerden de biz... Allah! Muhammedun Resulullah! Haydi bir seyircim! Baş pehlivanlarımızın birinci turuna alkışlar diyelim maşallah. Allah derman versin. Pehlivanlarımız bulunduğumuz yere oturalım. Size davet ediyorum. Buyurun efendim. Çorumlu iş adamı kamyoncu makine sahibi Bekir Kadıncı Bunu Murat Bayan Kemal abi söz bende. AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı Osmaniye İl Kongresörü Sinop Serbest Bey'inden değerli hemşehrimiz Resul Dağdoğan başarımıza bir kez daha hoş geldiniz, şeref verdiniz diyoruz. Yine değerli hemşehrimiz AK Parti Doğancılar İlçe Başkanımız Sayın Rüstem Kuşsuz aramızda. Hoş geldiniz Sayın İlçe Başkanım. Kemal bir saniye. Öncelikle geçmiş kurban bayramımızı tebrik ediyorum. İnşallah bir dahaki seneye sağlıkla, mutlulukla, esenlikle ermeyi Allah nasip etsin. Güzel bir etkinlik. Türkiye'nin Kırk Pınarı, bizim bu bölgenin Karadeniz'in Kırk Pınarı da burası. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Benim hep bir sözüm vardır. Bu dikmende de bu sözümü çok kez söylemişimdir.
bizim güzel topraklarımız vardır. Verimli topraklarımız vardır. Bu verimli topraklarımıza ne ekersek onu biçeriz. Böyle güzel topraklarımız vardır. Ama bu topraklarda tek bir şey çıkmaz, o da vatan haini. Ama güzel bir dostumuz çıktı, onu da söyleyeyim. Güzel bir dostumuz Mustafa Taş bizi çok gururlandırdı. İnşallah seneye o baş pehlivanlığı da hem ülkemiz adına hem sınıfımız adına alacak ve bizi çok daha gururlandıracak. Az önce güreşleri seyrederken şunu düşündüm. Ya burada hiç siyaset yok. Burada siyaset konuşmak da yok. Burada sadece birlik var, beraberlik var. Kardeşlik var. Hepinizi tebrik ediyorum bu duygular için. Fazla vaktinizi de almak istemem. Gazi Mustafa Kemal Atatürk bir gün Kolordu'nun önünden geçerken orada genç kuvvetli bir askeri görüyor. Diyor ki sen güreşir misin? O da güreşirim diyor. Ondan sonra kendi yanındakilerden genç kuvvetli olan biriyle güreşmeye başlıyor. Asker güzel bir şekilde yanındakini yeniyor ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk heyecanlanıyor, gururla alkışlıyor ve o Mehmetçiğe bir ilerisi çekiyor. Diyor ki ben de güreşir misin? Mehmetçik saf Anadolu temiz duygularıyla Sayın Başkomutanım siz yedi düğünü sırtını yere getirdiniz. Bir Mehmetçiğe mi yenilirsiniz diyor. Gazi Mustafa Kemal gözleri doluyor ve ağlamamak için gülmeye başlıyor. Biz böyle bir gülmeye başlıyoruz. Evet. Fazla konuşmayayım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle, en içten duvar dileklerimle selamlıyorum. İyi ki varsınız, iyi ki Sinopluyum, iyi ki sizin evladınız. Çok teşekkür ederim. Çok değerli Dikmenli hemşehrilerim. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün burada, biraz önce Barış Bey'in söylediği gibi, neredeyse Karadeniz'in Kırkpınar'ı sayılan Dikmen güreşlerimizin 55.sini yapıyoruz. 55 yıldır tekrar eden güreşlerde hep birlikte beraberiz, bir aradayız. Bu yıl ayrı bir gururla bu meydanlardayız. Ya Yavuz! Edirne'de, Kırkpınar'da hepimizin yüreği, Edirne'de olanlar statta, ekran başında olanlar ekran başında hepimizin yüreği çarparak Mustafa Taş kardeşimizi izledik. Sinop'umuzun gururu, Sinoplu hemşehrilerimizin gururu inşallah Allah'ın izniyle bir sonraki yıla dua ediyoruz, ümit ediyoruz ve özlemle bekliyoruz altın kemeri Sinop'a kazandıracak. Pehlivanlarımızın hepsi bizim. Bu vatanın evlatları, bu vatanın yiğitleri. Ama Mustafa'yı ekran başında izlerken ve güreşi bittikten sonra telefonla aradım. Kendisi de burada. Dedim ki yiğidim, sen ki abdest alarak o meydana çıktın ya, o meydana çıkarken 80 milyonun gözünün önünde abdest alarak el meydanına dualarla çıktın ya, işte en büyük gururumuz budur dedim. Çünkü biz biliyoruz ki bu ülkede inançlarımızla, değerlerimizle, medeniyetimizin bize verdiği güçle hayatta kalabiliriz. İnşallah önümüzdeki yıl Kırkpınar'da Mustafa Taş pehlivanımızdan, Sinoplu yiğidimizden Sinop'a büyük bir müjdeyle dönmesini bekliyor ve bunun için de dua ediyoruz. Aynı şekilde iki yıl pehlivanımızı er meydanına yetiştiren Emin Taş kardeşimize de, babaları Emin Taş kardeşimize de bütün hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyor, tebriklerimi sunuyorum. Değerli hemşehrilerim, 15 Temmuz'un yıl dönümündeyiz. Hain FETÖ'cü darbe girişiminin yıl dönümündeyiz. Şundan emin olun, Allah'ın izniyle bu millet hiçbir şekilde köle edilemeyecek. Allah'ın izniyle bu ülke hiçbir şekilde esarete mahkum edilemeyecek. Şu anda gölgesine sığındığımız şu ay yıldızlı al bayrağımız göklerde olduğu sürece, hemen karşımızda olan minarelerden ezan sesi dinmediği sürece
bu milleti kimse mağlup edemeyecek. Ve inanıyoruz ki, ümit ediyoruz ki, biliyoruz ki inşallah önümüzdeki yıllarda, gelecekte dünyanın ve bölgesinin en güçlü ülkesi Büyük Türkiye sizlerin desteğiyle, sizlerin gücüyle hep birlikte bir ve beraberce inşa edilecek. Gelecek güven Allah'ın izniyle milletimizin olacaktır. Ülkemizin olacaktır. Bu ülkenin yiğit evlatları olacaktır. Bundan hiç kuşku ve şüphe duymuyorum. Adım adım kararlılıkla Cumhuriyetimizin 100. yılında, yani 1923'te kurulan Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023'te Büyük Türkiye yürüyüşümüze, Güçlü Türkiye yürüyüşümüze milletçe, el ele, birlik ve beraberlik içerisinde kararlılıkla yürüyeceğiz. Allah'ın izniyle bu er meydanları daha çok yiğitler görecek. Ama dünya beklesin. 83 milyon yiğit var bu ülkede. Dünya beklesin. Türkiye'nin tamamı yiğitlerle dolu. Nasıl Azerbaycan Karabağ'ı, Azerbaycan Karabağ'ı özgürleştirdiysek, nasıl Kapalı Maraş'ı açtıysak, nasıl Mavi Vatan'ı koruduysak, nasıl Ege'de haklarımıza sahip çıktıysak, bütün bir dünyada bu ay yıldızlı al bayrağımızın gücünü, onurunu, şerefini hep birlikte temsil edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle bir kere daha geçmiş Kurban Bayramımızı tebrik ediyorum. Dikmen Belediye Başkanımız ve Dikmen'imizin güzel hizmetleriyle milletimizin kalbinde müstesna yer eden Adnan Acar Başkanımıza da bizlere ev sahipliği yaptığı için ve bu güzel organizasyon için teşekkür ediyorum. Katkı veren, sponsor olan, bütün hayırseven, spor seven kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu vesileyle büyüklerimin ellerinden öpüyor, her birinizi barıma basıyor ve sizlere Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla. Çok güzel. Seçmeyeceğim. Sağlık Türkiye'ye.